Merhabalar dostlar, son haberlere bakıyoruz. Öncelikle kardeş ülke Azerbaycan'la başlayalım. Azerbaycan ordumuzun tank tatbikatına başladığı duyuruldu ki bu tatbikattan sonra alçak İran'ın da yeni bir tatbikata başladığını görmektesiniz. İran, Nahçıvan sınırında tatbikata başlamış durumda. 300'den fazla askeri birimin bu bölgeye konuşlandığı ifade ediyor. Nahçıvan sınırından bahsediyoruz. Daha öncesinde İran ne zaman Nahçıvan sınırında tatbikat yapsa ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında bu sınırda tatbikat gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bir kez daha Nahçıvan sınırı yakınlarında Türk askerlerini de tatbikat yapma ihtimali oldukça yüksek. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tank tatbikatını kendi topraklarında yapıyor. Yani sınırda yapmıyor. Bu notu da düşelim. Biz sınırda Türkiye ile Azerbaycan ortak askeri tatbikatını bekliyoruz ki bu tatbikata Pakistan da katılırsa güzel olur. İran'ın bir tarafı bilindiği gibi Türkmenistan, yine sağ tarafında, doğusunda Afganistan ve Pakistan var. Fakat neyine güvenerek bu tatbikatı yapıyor, bu da soru işareti. Azerbaycan'ı sürekli tehdit eden, Bakü 200 kilometre diyen, 2 saat mesafede diyen İran ordusu Nahçıvan sınırına konuşlanmış durumda. Ermenistan'da tabii ki de her zaman olduğu gibi provokatif hamlelere devam ediyor. Bunu da not düşelim. Euro 2024 elemelerinde İsveç'in Azerbaycan'ımızı 5-0 yendiği maçta seyirciler hayali Dağlık Karabağ, sözde Arsak, sözde Dağlık Karabağ bayrağını sallamış durumda. Laçin Kordon'a yönelik de bazı sloganların atıldığı ifade ediliyor. Yine şunu söyleyelim, bölgesel askeri politik durum nedeniyle Ermenistan Savunma Bakanı'nın birliklerdeki savaş yeteneğinin arttırılmasına vurgu yaptığı ifade ediliyor. Ermenistan ordusuna savaşa hazırlanıyor. Azerbaycan ordusunun Sarıbaba ve civarına ilerlemesi sonrasında Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'ın toplantıya başladığı duyuruldu. Yine Amerika'dan da haddini aşan bir açıklama geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basın toplantısında kendisi açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın askeri hareketliliğinden endişe duyduk açıklamasını yapıyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfield kendisi 27 Mart'ta yani dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile telefonda da görüşürken Azerbaycan'ın askeri hareketliliğinden endişe duyduğunu ifade ediyor. Ermenistan-Azerbaycan'la ilgili son durumlar Amerika medyasında gerekse de İngiliz medyasında Ermenistan'a destek şeklinde servis edilirken özellikle bu bölgede Amerika'nın açıklaması dikkat çekiyor. Amerika bizi şaşırtmayacak bir şekilde her zaman Ermenistan'ın yanında yer alırken yine Rusya'nın da 3 gündür Ermenistan'la yaptığı tatbikatın devam ettiğini hatırlatalım. Azerbaycan'ımızın da işi zor. Bir tarafta İran kışkırtıcı hamlelerde bulunuyor, tehditler ediyor. Yine güçsüz Ermenistan Rusya'dan destek buluyor. Amerika'dan da açıklamalarla destek geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sonuna kadar Azerbaycan'a daha fazla destek vermesi gerekiyor. Bu notu da düşelim. Bunun dışında Rusya ne yapıyor derseniz, Rusya Savunma Bakanlığı ise Japonya'yı tehdit ediyor. Bu sefer Japon denizinde hipersonik gemi savar seyir füzesinin başarıyla test edildiği duyuruldu. Genellikle kalibr atışı yapılıyordu, O-Rex atışı yapılıyordu. Bu sefer hangi füzenin fırlatıldığına dair bir açıklama da yapılmadı. Rusya da bilindiği gibi Japonya'yı tehdit ediyor, Orta Asya ülkelerini tehdit ediyor, Ukrayna'da savaşıyor, Kafkasya bölgesinde tehdit oluşturuyor. Rusya Suriye'de bilindiği gibi karşımızda yer alıyor. Bunun dışında Wagner grubu aracılığıyla Afrika'yı karıştırıyor. Onlar da dünyanın başına bela olmaya devam ediyor. Rusya'da propaganda medyalarından da bir kez daha Polonya açıklaması geldi. Sabah saatlerinde İngiltere'yi tehdit ettiklerini söylemiştik. Bu sefer Kremlin propagandacısı Vladimir Solovyov, sırada Polonyalılar var. Polonya şehirlerini roketlerle yerle bir edeceğiz açıklamasına yer verilmiş durumda. Kuzey Kore'de dünyayı tehdit ediyor ki Amerika'ya karşı Kuzey Kore bu bölgede tabii ki de her zaman tehditlere devam ederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer silah araştırma enstitüsünde nükleer savaş başlığını denetlediğini görmektesiniz. Yine Rusya Kamaz araçlarını depodan çıkarırken cepheye sevk ediyor. Yine modernize edilmiş BRDM-2MS zırhlı aracında Ukrayna yoluna doğru gittiği ifade edilmiş. İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'nın doğusunda Castellón ve Teruel kentleri arasında 6 gündür yangın devam ediyor. Orman yangını dolayısıyla yangının henüz kontrol altına alınamadığı duyuruldu. Yangında 4000 hektarlık alanın kül olduğu ifade edilmiş durumda. Bu notu da düşelim. Yine Rusya-Ukrayna savaşı bir yıl aşkın süredir devam ederken çatışmaların yoğunlaştığı bölgeden görüntüleri görmektesiniz. Burada görev yapan Ukraynalı askerler basın açıklamasında bulundu. Donetsk bölgesinde cephede görevli bazı askerlerin savaş hazırlığı ve günlük yaşamını görmektesiniz. Donetsk'te bağlı Bamut, Avdiivka, Ugledar gibi yerleşim bölgelerinde şiddetli çatışmalar oldu ve Rus Wagner grubunun ilerlediği ifade ediliyor.
Fransa donanması tarafından basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında Fransız donanmasının Singapur'daki molasının ardından yolculuğa başlayacağı ifade ediliyor. Fransa donanması ilk kez ekvatoru geçmek için Güney Çin Denizi'ne yelken açmış durumda. Gün doğarken yapılan bu çizgi geçişini deneyimlemek için Fransa ordusu tarafından videoların paylaşılacağı da not düşülmüş. Marlin Sida'dan katı yakıtlı Kuzgun seyir füzesinin atışı yapıldı. Bir Sida'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı olduğunu not düşelim. Bu alanda en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız paylaşımı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından yapılırken Marlin Sida platformundan TÜBİTAK SAGE Kuzgun K'ye güdümlü mermi atışının dediğimiz gibi yapıldığı belirtiliyor. Bir diğer haber, IKBY'den Ceyhan Limanı yapılan petrol sevkiyatının bu hafta içerisinde tekrardan başlayacağı duyuruldu. Bilindiği gibi Irak'la Türkiye arasında bir mahkeme kararından bahsetmiştik. Irak burada Türkiye'ye karşı dava açmış ve bu davayı kazanmıştı. An itibariyle Irak Meclisi Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Nero Revanzadi konuşuyor. Erbil ile Bağdat konusunda bu anlaşmanın yapıldığı da resmi olarak duyurulmuş durumda. Bu önemli gelişmeyi de bu şekilde aktarmış olduk. Bir diğer haberi görmektesiniz. Akdeniz'in güneyinde güçlü Fransız varlığından bahsediyor. Fransa'nın Frem sınıfı gemileri Yunanistan'a desteğe gelmiş durumda. Yunanistan'la Fransa arasında Karpatlar bölgesinde tatbikat yapılacağı duyuruldu. Doğu Akdeniz bölgede Fransız varlığının Yunanistan için önemli olduğu ifade edilirken Yunan medyası bunu şu nedenlerle açıklıyor. Çünkü Paris yönetimi Fransa'da sokaklardaki gösterilerden rahatsız olabilir. Ancak yine de ordu Macron emirlerini uyarken Doğu Akdeniz'deki müttefiklerin yanında yer alıyor. Seçimlere yürüyen Türkiye'nin depremler sonrası oluşan duruma rağmen mantıksız ve tehlikeli hamlelerle ilerlediğini görüyoruz ifadesi kullanılırken Yunanistan bu sefer Fransa'dan destek istemiş durumda. Ancak Fransızların özel bir fırkateynin bölgedeki tek fırkateyn olmadığı da ifade edilirken yine Fransa'nın bir başka gemisinin de bölgeye geleceği belirtiliyor. Fransa ile Yunanistan arasında zaten sürekli tatbikat yapılıyor. Bilindiği gibi sabah saatlerinde ülkemizin bir NOTAM ve NAVTEX yayınladığını ve onlara izin vermediği haberini servis etmiştik. Dileyenler o videoyu da izleyebilir. Ukrayna istihbaratına ait kamikaze insansız hava aracının bir adet BM-21 Grad çok namlu roket atar ve bir adet Rusya'ya ait Tormeyki hava savunma füze sistemini imha ettiği duyuruldu. Ukrayna'ya gidiyoruz tekrardan. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Kor General Serhiy Naev, Çerniyev Askeri Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret ediyor. Şu anda burada Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden gelen savaşçıların olduğunu da not düşelim. Tayvan ve Çekya arasında anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında yeni bir aracı görmektesiniz. 8 adet 8x8 kalibreli 155 mm kundağı motorlu topun sevkiyatının yapıldığı, yine Çekya ile Tayvan arasında insansız hava araçlarının geliştirilmesi anlamında gelecekteki işbirliğinin konuşulduğu ifade edilirken Çin'e karşı böyle bir hamlede bulunmasına dikkat çekiyor. Yine Milli Savunma Bakanlığı Fransa'ya tepki gösterirken Fransa parlamentosunda terör örgütü PKK-YPG sözde temsilcilerinin ağırlanması ülkemiz tarafından sert şekilde protesto edildi. Bilindiği gibi daha öncesinde de benzer şekilde Fransız elçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve diplomatik nota verilmişti. Hoşça kalın.